Herkese merhaba arkadaşlar, ben Begüm. Bu benim kamera karşısına geçerek böyle kendimi birebir çektiğim ilk video ve oldukça heyecanlıyım. Yanlış bir şey söylersem ya da yanlış bir harekette bulunursam şimdiden affola. Çok uzatmadan konuya girmek istiyorum. Konumuz bugün, ben 2 ayda nasıl 13 kilo verdim? Aslında hedefim bu kadar fazla kilo vermek değildi. Hani böyle ben 2 ayda falan diyordum, hani 7-8 kilo versem yeter. Ama umduğumdan daha fazlasını verdim. Daha öncesine gitmemiz gerekirse ben 67 kiloya nasıl çıktım? Herkesin bildiği gibi bir buçuk sene öncesinde bir pandemi süreci vardı, hala devam eden. Bu tam kapanmaların olduğu sürede benim okulum bitti, üniversitem pandemiden dolayı kapandı, işte memlekete geldim. İş yok, okul yok, böyle bir kendimce bir bunalıma girmiştim. O süre zarfında da evde sürekli böyle pasta, börek, çörek yapıyorum. Ailem ve erkek arkadaşım, şu an nişanlım, yeni nişanlıyım. Erkek arkadaşım bana işte bir sayfa aç, işte sayfanda bunları paylaş, işte sipariş alırsın falan gibi böyle beni gaza getirdiler. Ben de Instagram'daki şu anki kullandığım isim Begüş Mutfak'ta bu sayfayı açtım. Böyle birkaç eve yaptıklarımı paylaşıyordum, işte yakın çevreme eklemeye başladım, tarifler vermeye başladım derken bir arkadaşımın nişan konseptini hazırladım. Yani nişan hazırlığını yaptım. Masasına ikramlıklar hazırladım falan. Bunu sipariş gibi paylaştım. Daha doğrusu siparişti. Daha sonra ben bunu paylaştıktan sonra birkaç tane daha böyle sipariş almaya başladım. Bunun böyle devamı geldi. Ben haftada 3-4 kere böyle işte pasta, börek, çörek siparişleri alıp yapıyorum. Tabii şimdi evin içindeyiz, pandemi sürecindeyiz. İşte bir tepsi börek sipariş olarak yapıyorsam bir tepsi de eve yapıyordum. Bir tepsiye oturup biz ailecek yiyorduk. Ya da mesela 20 tane poğaça siparişi alıyorum. Ben onu 30 yapıyorum, 10 tanesini diyorum biz yeriz, tadına bakarız falan filan derken ben yaklaşık 3 ay içerisinde bir 8 kilo kadar aldım. Üniversiteden geldiğimde 54 kiloydum. Bir baktım 62-63 kilo olmuşum. Sonrasında tam kapanma iyice oldu işte. Günlerce evden çıkmıyorum. İşte aynı zamanda ben alerjik astım hastasıyım. Virüsten korkuyorum. Bulaşmasın diye hep evdeyim. Sürekli yemek yedim. Gece kalktım, makarna yedim. Biz ailecek böyle. Makarna bizim milli yemeğimiz ailemizde. Gece kalkıp 2'de 3'de kardeşimle makarna yapıyoruz, film izliyoruz derken ben bir gün bir tartıldım. Tabii hiçbir jinlerim olmuyor, taytlarım olmuyor, işte gömleklerimin önü kapanmıyor. Dedim ki ben kaç kilo oldum? Bir tartıldım, 67 kiloyu gördüm aç karnına. Hani yemek falan yediğimde rahat 67, 68 geliyorumdur yani. Daha sonrasında dedim bu iş böyle olmaz çünkü artık hiçbir kıyafetim olmuyor. Hiçbir pantolonumu giyemiyorum. Zaten dışarı hiç çıkmıyorum. Dedim bu böyle olmayacak. Benim kilo vermem lazım. Tabii şok diyetler denedim. Hepinizin bildiği gibi 3 günde 3 kilo, 5 günde 6 kilo, 7 kilo neyse işte şok mucize diyetler. Emin olun internette böyle gördüğünüz tüm şok diyetleri ben denedim. Hepsini denedim. İçiniz, gönlünüz rahat olsun. Evet verdim. 3 günde 3 kilo verdiğim de oldu ya da bir haftada 4 kilo verdiğim oldu. Ama yaklaşık 3-4 gün sonrasında katı katını tekrar aldım. Ya çünkü hani 3 gün kendinizi çok sıkıyorsunuz. Hani yemiyorsun, evet sana bir belli bir kilo verdiriyor. Aslında kilo da değil. Hani vücuttaki ödemi suya atıyorsun. Ama sonrasında vücut yemek istediği için daha fazlasını yiyorsun. Yani 3 vermişken geri 5 olarak alıyorsun onu. Dedim bu böyle olmaz. Bu sırada tabii bunun üzerinden hani böyle bir 5-6 ay falan geçti. Benim böyle nişan koşturmacalarım başlamaya başladı. Yani daha tam nişan tarihim belli değildi ama böyle aramızda böyle bazı tarih falan konuşuyorduk. Dedim ben böyle bir nişanlı olmak istemiyorum. Nişanlanmak istemiyorum. Kendimce bir araştırmaya girdim. Ben nasıl kilo veririm? Bu arada benim annem de kilolu. İkimiz de tombiş tombiş geziyoruz ortalıkta. Bir aralıklı oruç diye bir şey duyuyordum sürekli. Onu araştırmaya başladım. Şartları bana biraz ağır geldi.
Dedim ki ben bunu kendime uyarlayayım. Hani kendimce bir şeyler yapayım. Tabii dediğim gibi ben bir diyetisyen değilim. Ben bir sağlık çalışanı değilim. Bunu tamamen kendime uyarladım. Yani kendi metabolizmamı bildiğim için benim metabolizmam mesela ayıp olmasın diye çalışıyor. Sırf bana ayıp olmasın. Hani işlevini sürdürmeye çalışıyor. Çok yavaş bir metabolizmam var. Yani siz böyle hani tansiyon hastasıysanız, ne bileyim şeker hastasıysanız vesaire, yani beni çok dikkate almak zorunda değilsiniz. Ben sadece gelen sorular üzerine, hani nasıl kilo verdin, bu soruyu yanıtlama amaçlı bu videoyu çekiyorum. Hiçbir şekilde hani benim yaptığımı yapın gibi bir gayem kesinlikle yok. Neyse, tekrar çok dağılmadan konuma dönüyorum. Aldığım notlara da bakıyorum arada. Bu aralıklı orucu ben araştırdım. Nasıl yapabiliriz? İşte bize nasıl uyar gibisinden. Biz annemle böyle kendimize bir liste oluşturduk. İşte sabah kaçta uyanıyorum? Ben genelde 8'de uyanmış oluyorum. 7.30-8 arasında. Uyanır uyanmaz direkt kahvemizi içiyoruz biz. Kahvemizi içtikten sonra böyle saat 10'a doğru kahvaltımızı yaptık. Kahvaltımda da ne vardı? Standart herkesin yediği yumurta, zeytin, peynir, şu bu. Ondan sıkılırsam işte omlet yapıyordum, menemen yapıyordum. Yani keyfinize kalmış. Bu şeyler satılıyor böyle yulaflı da demeyeyim de kepekli lavaşlar satılıyor. O lavaşları böyle tost yapıyordum kendimce. Birkaç gün böyle şu internette görüyorum, yulaf lapası yapıyorlar. Böyle meyve falan koyuyorlar. Onu denedim ama yiyemedim arkadaşlar. Bana çok kötü geldi tadı. Yani yaptım, çok güzel hazırladım ama iki kaşıktan sonrasını tüketemedim. Annem de tüketemedi. O yüzden biz yulaf tüketmedim ben bu diyet sürecimde. Yumurtayı çok tükettim ama. Neyse, sabah kahvaltımı 10 gibi yapıyordum. Ondan sonra 4 saat bekliyordum. Yani saat 14. Öğlen 2 olduğunda bitki çayı, Nescafe, Türk kahvesi, yani evinizde sıvı tüketebileceğiniz ne varsa onu tükettim. Ama kesinlikle asitli içecek tüketmedim. Bu tabii kahvemin yanında günde bir tane çikolatamı da yedim. Ben bir çikolata bağımlısıyım. Çikolatamı tükettim. Ya da kuru kalsi yedim, ceviz yedim, incir yedim. Yani öğleyi öyle geçirdim. Daha sonrasında öğlen 2'de bunu tükettikten sonra üzerine 4 saat daha koydum. Yani 18'de, akşam 6'da o gün evde ne piştiyse, yani atıyorum taze fasulye pişmiş olabilir, dolma pişmiş olabilir, bu tarz evinizde ne piştiyse. Böyle küçük porsiyonlarda makarna bile pişmiş olsa, böyle dolu dolu kepçe kepçe makarna değil de 5-6 yemek kaşığı makarna, yanına yoğurt, salatamı aldım, akşam 6'da güzelce karnımı doyurdum. Akşam 6'dan sonrası önemli. Akşam 6'dan sonra hiçbir şey tüketmedim. Sıvı aldım ama yeşil çay tükettim. Limonlu soda yaptım kendime, onu tükettim. Ama katı, böyle geviş getirebileceğim hiçbir gıdayı tüketmedim. İlk bir hafta gerçekten ağlayarak uyudum. Çünkü vücut o kadar alışmış ki gece makarna yemeye, tost yemeye, uyuyamadım. Hani bir hafta falan böyle uyku problemi çektim. Gözüme uyku girmiyor. Instagram'a giriyorum. Zaten kendi sayfam başlı başına bir yemek sayfası, tarif sayfası. Kendi sayfamda görmesem keşfetim tamamen yemek üzerine. Allah'ım, nereye gitsem böyle yemek görüyorum. Gözümü kapatıyorum. Gözümün önüne yemekler geliyor. Bir haftam böyle geçti. Ama bir hafta sonunda tartıya çıktım. İnanamadım. Yani keşke şu an kanıtım olsa, hani şuralara resimlerini koyabilsem. Ama böyle bir video çekeceğim hiç aklımda olmadığı için yani bunu resimlemedim açıkçası. 67 kiloydum ben bu bir haftalık süreç içerisinde. Tartıldığımda arkadaşlar 63 kiloyu gördüm. Yani bir hafta içerisinde -4'ü gördüm. Tabii size sevincimi burada mümkün değil anlatamam. Evin içinde böyle bir oraya koşuyorum, bir buraya koşuyorum. Hani -4'ü gördüm diye. Annem de -4'ü gördü. İkimiz de aynı vermişiz. Tabii annem hani kilo olarak çok daha fazla benden. Burada kilosunu söylemiyorum. Neyse, ikimiz de 4 kilo vermişiz. Ben buna kilo diyorum ama bence bu tamamen su. Vücuttaki biz ödememizi attık. Tabii bunu gördüm, ben durur muyum? Gaza geldim, çok iyi bir şekilde sıfır kaçamakla bu sürece devam ettim. Kendimizce karar aldık, biz her cuma tartılıyorduk. Cumalardan cumalara tartılmaya başladık.
Yine dediğim gibi aynı şekilde sabah kahvaltımı yaptım, öğlen ara öğünümü yaptım 4'er saat arayla ve akşam yemeğimi yedikten sonra ertesi gün sabah kahvaltısına kadar katı hiçbir gıda tüketmedim. Yine ben bir haftanın sonunda 2 kilo 300 gram vermiştim yanlış hatırlamıyorsam. Yani 2 kilonun aşağısında değildi. Küsuratını tam net hatırlamıyorum ama 300 gram olması lazım. Hani ona 2,5 diyelim. 2,5 kilo daha verdim ve ben 2 haftanın sonunda 5,5-6 kiloya yakın kilo vermiştim. Daha sonraki haftalarda tabii bu çok yavaşladı. Çünkü suda hani vücuttaki su bitti, ödemim azaldı ve size şunun garantisini veriyorum. Sabahları o kadar dinç ve enerjik uyanıyordum ki normalde ben böyle alerji hastası olduğum için hani alerjik astımım var. Normalde böyle sabah uyanırım, ellerim, yüzüm böyle balon gibi şişmiş falan. Geceden makarna da yiyorum. Vücut ne yapsın buna, nasıl dayansın? Ama bu aralıklı orucu yaptığım süreçte o kadar rahat uyuyordum ve o kadar rahat uyanmaya başlamıştım ki vücudan farklılıkları zaten kendim hissediyordum. Bunun sonrasında böyle bazı gömleklerim yavaş yavaş kapanmaya başladı. Baktım pantolonlarım ufak ufak hani hala tam kapanmayanlar vardı ama eskisi gibi değil, atıyorum yarıda kalıyordu, hani yukarı bile çıkmıyordu. Tabii bir hafta, iki hafta, üç hafta derken arkadaşlar ben artık 60'lı kilolarda değildim. 59'u gördüm. 59'u gördükten sonra zaten nişan tarihim belirlenmişti. Temmuz'da oldu benim nişanım. Temmuz'un 26'sı. O süreye kadar hedefim yani benim 55 kilo falan olmaktı. Hani yaklaşık bir 4 kilom falan kalmıştı. Aynı şekilde devam ettim. Hiç bozmadım. Yani ekstra bir şey katmadım. Ama akşam yemekte mesela benim kardeşim çok abur cubur çok seviyor. Fast food çok seviyor. Hamburger istediysek mesela yarım bir hamburger tükettim. Ya da pizzamı tükettim. Eskiden otursam ben mesela orta boy bir pizzayı kendim tek başıma yiyebilirim. Ama iki dilim yiyip kalkıyordum. Daha fazlasını yemiyordum. Önemli olan 6'dan sonra yememek. Yani beni kurtaran 6'dan sonra hiçbir şey yememem oldu. Ya tamamen her şeyden fedakarlık yapmadım. Ya da kendime bunu eziyet haline getirmedim. Dediğim gibi nişanıma bir 10 gün kalası ya ben artık 54 kiloydum. O son bir haftada istemsizce kilo verdim. Çünkü oraya koşturuyorum, buraya koşturuyorum. Biraz stres var, heyecan var derken böyle 1-1,5 kilo kadar da istemsizce verdim ve 53 kiloya düştüm. Bu sürecim böyle geçti. Şu an ne yapıyorsun derseniz bu beslenmeye asla uymuyorum. Artık gece yemelerim yok. Geceleri yemiyorum. Ama yeme düzenim çok sağlıklı değil şu an. Hani sabah erken kalkıyorum ama geç kahvaltı yapıyorum. Bazen sadece kahve tüketiyorum. Dediğim gibi 26 Temmuz nişanımdı. Bugün 1 Eylül ve ben yaklaşık bir 800 gram falan almışım. Öyle aşırı bir kilo alımım da olmadı. Çünkü aniden vermedim. Belli bir süre zarfında verdim bu kiloyu. Başka anlatmadım. Hani çok fazla konuşup başınızı da şişirmek istemiyorum. Ama öncelikle kendinize inanmanız gerekiyor. Yani ben bunu yapabilirim. Yani atıyorum Begüm yaptıysa, Ayşe, Fatma yaptıysa ben de yapabilirim. Herhangi bir sağlık probleminiz varsa kesinlikle çok daha iyi bilen hani diyetisyene danışmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle bunu birinden yardım alarak yapmalısınız. Ama benim böyle beni rahatsız edecek herhangi bir sağlık sorunum yoktu. Annemin de yoktu. Biz birlikte bu süreci atlattık. Ben 13 kilo verdim. Annem yaklaşık 16 kilo kadar verdi. Ben çok memnun kaldım. Şöyle hani ölçülerimi de mesela almıştım. İlk başladığımda bel ölçüm mesela benim 74 santimetreydi. Ama nişan elbisem için provaya gittiğimde belimi ölçtüler 60 santime düşmüştü. Yani yaklaşık 13-14 santim de belimden bir incelme oldu. Ben vücut yapısı olarak biraz böyle kum saati gibi diyeyim. Hani bir basen bölgem var. Mesela basenimi ölçtüm. 110 santimdi. Basenim şu an 86 santim. Hani bariz şekilde küçülmeler meydana geldi. Bu zayıflama sürecinde çok fazla su tüketimi yaptım. Yani günlük en az 2,5 litre su tükettim. 3'ü çok aşmadım. Hani fazlası da zarar diye duyuyorum. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Bu konu hakkında bir bilgi sahibi değilim.
Ama hani 2,5-3 litre arasında su tüketimimi muhakkak yaptım ve yeşil çay tükettim. Günde 2 fincan muhakkak yeşil çayım vardı. Yeşil çayımı içtim. Daha sonrasında spor, buraya spor yazmışım. Spor yapmadım. Yani spor yapmaya pek bayılan bir insan değilim. Pek sevmiyorum. Hani yapabileceğim en fazla benim yürüyüştür. Daha önceleri biraz dans tecrübem vardı. Salsa falan yapıyordum hani üniversite döneminde. Ama buraya geldim geleli yani memlekete döndüğümden beri herhangi bir sporla uğraşmadım. Yürüyüş hani çok nadir, haftada bir, bazen iki haftada bir. O da hani bu kapanma süreçleri olmadığı takdirde yapıyorduk. Çok fazla spor yapmadım. Onun haricinde şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Sevdiğiniz her şeyin sağlıklı bir alternatifi muhakkak var. Yani mesela kurabiye çok seviyorsunuz. Canınız çok istiyor. Fit kurabiye yapabilirsiniz. Ben hani pizza tüketmek istemiyorum, hamur tüketmek istemiyorum derseniz hani yulaftan çok güzel pizzalar yapılıyor. Bu tarz tarifler de vermeyi düşünüyorum. Eğer siz de istiyorsanız benden böyle fit tarifler yorumlara yazabilirsiniz. Oradan da hani talep olduğu sürece bu tarz tarifler de verebilirim size. İşte sağlıklı içecekler, sağlıklı atıştırmalıklar, konuşamadım, sağlıklı atıştırmalıklar. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Bu zayıflama sürecini kesinlikle kendinize eziyet haline getirmeyin. Hani böyle yaptığınızda hani şey oluyor, bir 3 gün yapıyorsunuz, 5 gün yapıyorsunuz, sonrasında ya yeter artık diyorsun hani. Canım bir şeyler yemek istiyor. Bu raddeye getirmeyin kendinizi. Ben sağlıklı besleniyorum, sağlıklı şeyler tüketiyorum ya da benim yemeğimin belli bir saati var. O saatler dışında yemek tüketmiyorum, içecek tüketmiyorum diyebilirsiniz. Mesela ben bunu yaptığımda saat 6'dan sonra mesela siparişim oluyordu, pasta siparişim. Tadına bakmam gerekiyor, kremamın ya da kekimin hani olmuş mu olmamış mı. İnanır mısınız bilmiyorum, onun bile tadına bakmadım. Bütün siparişlerimi tadına bakmadan yaptım. Çok zorda kaldığım zamanlarda işte evden birine böyle bir tadım yaptırdım. Ya nasıl olmuş, bir şunun tadına bakın gibisinden. Kendim yapmadım çünkü kendime söz vermiştim. Kilo verecektim, 6'dan sonra hiçbir şey tüketmeyecektim. Sizin de yapmanız gereken tek şey bu aslında. Ki ben tatlı aşığıyım, özellikle çikolata. Yani büyük konuşmuyorum ama çikolatasız bir hayat düşünmek istemiyorum. O yüzden ben kilo verdiysem bence siz de kesinlikle kilo verebilirsiniz. Benim bu sürecim 2 ay sürdü. 2 ayda 13 kilo kadar zayıfladım. İnşallah bu videomda size ön ayak olur, sizi biraz motive eder, siz de bu diyete başlarsınız, sağlıklı yaşama başlarsınız, güzel kilolar verirsiniz. Eğer yapıp da kilo verirseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Tekrardan söylüyorum, bu benim böyle birebir çektiğim ilk video. Heyecanlıyım. İlk kez bu kadar uzun konuşuyorum, ilk kez bu kadar uzun video çekiyorum. Herhangi yanlış bir cümlem, yanlış bir hareketim olduysa hepinizden affola. Konuyu artık bitirmek istiyorum. Çok fazla konuştum diye düşünüyorum. Notlarıma bakıyorum. Fazla da atladığım herhangi bir şey yok. Her şeyi söyledim. Dediğim gibi her şey sizde bitiyor, her şey burada bitiyor. Siz karar verdikten sonra sizin önünüze çıkacak hiçbir engel yoktur. Güne ben karar verdim diyerek başlayın. Kimseyi dinlemeyin. Önce çok az verebilirsiniz. Bir anda vererek başlayabilirsiniz. Hiçbir şey motivenizi bozmasın. Ben şu an halimden çok memnunum. İyi ki de böyle bir sürece kendimi sokmuşum. Şu an gerçekten kilomu koruyorum. Ve kesinlikle şok diyetler yapmayın. Çünkü geri dönüşümü gerçekten kötü oluyor. İşte onlara inanmayın. Hani 3 günde 3 kilo ya da mesela bazen internette görüyorum 1 ayda 20 kilo yazmış. Arkadaşlar 1 ayda 20 kilo vermeniz imkansız, böyle bir şey yok yani. Mümkün değil. O yüzden önce kendinize inanın, yapabileceğinize inanın ki yaparsınız. Yani yapılmayacak hiçbir şey yok. Yine dediğim gibi bunu eziyet haline getirmeye de gerek yok. Gayet tatlı tatlı böyle kendinizi yormadan çok güzel bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Az önce de söyledim, çok uzatmayacağım dedim ama konuşmaya başlayınca susamıyorum. Çok fazla kafanızı şişirdim. Videomu beğendiyseniz, eğer memnun kaldıysanız
kendinize yararlı birkaç bir şey bulabildiyseniz ne mutlu bana. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarıma destek vermeyi. Hemen aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz, yorumlarınızı yapabilirsiniz, eleştirilerde bulunabilirsiniz. Saygı çerçevesi içerisinde tüm eleştirilere her zaman açığım. Tavsiyede bulunabilirsiniz. İşte bu tarz içerikler çekebilirsin, bunu anlatabilirsin, işte ben şunu öğrenmek istiyorum gibi şeyler de yazabilirsiniz. Onları da çekeriz. Tekrardan beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomun sonuna geldim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.